Burada zayıf bir asitle yani asetik asitle kuvvetli bir bazın yani sodyum hidroksitin titrasyonundan elde edilmiş olan bir titrasyon eğrisine bakıyoruz. A şıkkında daha hiç baz eklemeden çözeltinin pH'ının ne olması gerektiğini bulmuştuk. Titrasyon eğrisindeki bu noktayı hesaplamıştık. B şıkkında ise 100 ml baz ekledikten sonraki pH'i bulmuştuk. O da tam bu noktaya denk geliyor. Şimdi de C şıkkında amacımız 200 mililitre 0,05 molar sodyum hidroksit çözeltisi ekledikten sonra oluşan pH'i bulmak. Tabii ki ilk olarak kaç mol hidroksit iyonu eklediğimizi bulmamız gerekiyor. Sodyum hidroksitin derişimi 0,05 molarsa hidroksit iyonlarınınkinin de aynı olacağını biliyoruz. Öyleyse hidroksit iyonlarının derişimi 0,05 molar olmalı. Molarite neydi? Hatırlayalım. Mol bölü litre demiştik. Değil mi? Hacmimiz 200 mililitre. Virgülü 3 basamak sola kaydırırsak 1, 2, 3, 0,2 litre elde ederiz. Buraya da yazalım. 0,2 litre. Demek ki burası 0,2 litreymiş. Mol sayısını bulmak için 0,05'i 0,2 ile çarpmamız gerekiyor. Bu işlemin sonucu bize 0,01 mol veriyor. Demek ki elimizde 0,01 mol hidroksit iyonu var. Bu değer ilk çözeltiye kaç mol hidroksit asit eklediğimizi gösteriyor. Peki kaç mol asitle başlamıştık? 0,2 molarlık 50 mililitre asetik asit çözeltimiz olduğunu biliyoruz. O zaman asetik asidin derişimi 0,2 molar diyebiliriz. Bu da her zamanki gibi mol bölü litreye eşit. 50 mililitre de 0,05 litreye eşit olduğuna göre bu hesaplamayı yaparak mol sayısını bulabiliriz. 0,2 çarpı 0 ,05. 0,01 mol asidik aside eşit olacak. Dikkat ettiyseniz asitle bazın mol sayıları eşit çıktı. Eklediğimiz bazın çözeltideki asidi nötralleştirmesi gerekiyor. Evet, öncelikle tepkimeyi yazalım. Nötralleşme tepkimesini yazıyoruz. Asidik asitle başlayalım. Bu asidik çözeltiye sodyum hidroksit ekliyoruz. Yani buraya bir miktar sodyum hidroksit eklediğimizi varsayıyoruz hidroksit iyonları asidik asidin üstündeki asidik protonu alacak. İşte buradaki protonu alacak. H ve OH eksi de bize H2O verecek. Eğer asidik asit bu protonu verirse, elimizde de asetat yani CH3, COO eksi kalmış olacak. Asidik asidin başlangıçtaki mol sayısı 0,01'di. 0,01 mol ile başlıyoruz. Elimizde 0,01 mol asidik asit var. Hatırlayalım, eklediğimiz bazın mol sayısı da aynıydı. Mol oranı da aynı şekilde birebir gözüküyor. Dolayısıyla bütün baz tepkimeye girecek. Böylelikle de çözeltideki bütün asidi tüketecek. Yani bütün baz tepkimeye girdikten sonra burada 0 elde ediyoruz. Aynı şekilde bütün asidin de nötralleşmiş olmasını bekliyoruz. Ayrıca buradakinin de hepsini kaybediyoruz. Yani bazın hepsini kaybederek asidin de hepsini tüketmiş oluyoruz. Demek ki bu bizim bu titrasyon için eş değerlik noktamız olmalı. Aynı zamanda eğer asedik asidi kaybediyorsak asetat kazanıyor olmalıyız. 0 mol asetatla başladığımızı düşünürsek 0,01 mol asedik asidin asetata dönüştüğünü kabul edebiliriz yani buraya 0,01 yazmamız gerekiyor. Sonuçta asetat oluşturuyoruz. Demek ki sonunda elimizde 0,01 mol asetat anyonu oluşuyor. Eğer elimizde mol sayısı varsa derişim de var demektir. Asetatın mol sayısını biliyoruz. Eğer çözeltinin toplam hacmini bulabilirsek asetat anyonlarının derişimini de bulmuş oluruz. Öncelikle geriye bir dönelim. Toplam hacim ne oldu? 50 mililitre ile başladık. Buna 200 mililitre daha ekledik. Toplamda 250 mililitremiz oldu. Bu bizim toplam hacmimiz. Yine virgülü 3 basamak sola kaydıralım ve 0,25 litreyi kullanalım. Artık asetatın derişimini bulabiliriz. Mol bölü litre yapmamız gerektiğine göre 0,01 mol bölü 0,25 litre yazmamız gerekiyor. Bunu aklınızdan da çözebilirsiniz. Veya benim yapacağım gibi hesap makinesi de kullanabilirsiniz. 0,01 mol bölü 0,25. Bize 0,04'lük bir derişim veriyor. Demek ki aradığımız derişim 0,04 molarmış. Yani çözeltide eşdeğerlik noktasında bu derişimde asetat anyonlarımız var. Asetat bildiğiniz gibi suyla tepkimeye giriyor. O zaman öncelikle bu tepkimeyi de göstermemiz gerekir. Elimizde suyla tepkimeye girebilecek olan asetat var. Bu tepkime zaman içinde ister istemez dengeye ulaşacak. Asetat anyonu baz gibi davranarak sudan bir proton alacak ve asidik aside yani ch 3 coha dönüşecek. Eğer sudan bir proton alırsak da geriye hidroksit yani OH- kalacak. O zaman şimdi asetat anyonunun derişimi hakkında bir düşünelim. Başlangıç derişimi 0,04 molar'dı. İlk başta hiç ürün olmadığını düşündüğümüze göre buraya 0 diyebiliriz. Bundan sonra değişim hakkını düşünmemiz gerekiyor. Bir miktar asetat tepkimeye girecek. Böylece de x dediğimiz bir miktar derişim kaybetmiş olacağız. Asetattan ne kadar kaybediyorsak asetik asitten o kadar kazanmamız gerekecek. Öyleyse asetat için eksi x diyorsak, asetik aset için artı x dememiz gerekiyor. Tabii ki hidroksit için de aynı şekilde olmalı. Yani hidroksit için de artı x yazmamız gerekiyor. Şimdi bir de dengedeki duruma bakalım. Asetat için dengedeki derişim 0,04 eksi x olacak. Buralarda da x ve x olacak. Artık bu tepkime için bir denge ifadesi yazabiliriz asetat burada baz gibi davranıyor. O yüzden de denge ifadesini KB olarak yazacağız. Hatırlayalım. KB eşittir. Ürünler bölü reaktantlar demiştik. Burası x çarpı x bölü 0,04x olacak. Suyu yine ifadenin dışında bırakıyoruz. Bütün bunları zayıf bazların dengesi adlı videoda yapmış olduğumuz için bu videoya devam etmeden önce izlemediyseniz Önce onu izlemenizi öneriyorum. Çünkü buralara biraz hızlı geçmek istiyorum. Bundan sonra Kb'nin değerini bulmamız gerekiyor. Ka'yı bildiğimize göre Kb'yi de kolaylıkla bulabiliriz. Bir önceki videoda asetik asitin Ka değerinin 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5 olduğunu görmüştük. Hatta eşlenik asit baz çifti için Ka çarpı Kb'de 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşit olduğunu biliyoruz. Bunu da başka bir videoda öğrenmiştik. Şimdi buraya k'nın değerini koyarsak Kb'yi çekebiliriz. Zamandan kazanmak için bu işlemi hesap makinesinde yapmıyorum. Sadece sonucu yazıyorum. Kb eşittir 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10. Artık bu değeri denge ifadesinin içine yerleştirebiliriz. 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir x kare bölü. Burada daha önceki videolarda da yaptığımız varsayımı yapacağız. Yani x'in 0,04'ten çok çok daha küçük olduğunu kabul edip 0,04 eksi x'i sadece 0,04 olarak kabul edeceğiz. Bundan sonra bu hesabı x için yapmamız gerekiyor. Tabii ki hesap makinesine ihtiyacımız var. İlk olarak 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10'u 0,04 ile çarpmamız, sonra da sonucun kökünü bulmamız gerekiyor. Bu şekilde çıkan sonuca göre x 4,7 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya eşit. x eşittir 4,7 çarpı 10 üzeri eksi 6. Peki x neydi? Yukarı çıkalım biraz. Evet. x hidroksit iyonlarının derişimi demiştik. Demek ki bu değer hidroksit iyonlarının derişimine eşit. Yani 4,7 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar. Şimdi bizim buradaki amacımız pH'i bulmaktı. Ama bu noktada sanki pOH'ı bulmak daha mantıklı. Sonuçta pOH hidroksit iyonlarının derişiminin negatif logaritmasına eşit. Şimdi bu değeri buraya yerleştirerek pOH'ı bulabiliriz. Eksi log 4,7 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bize pOH olarak 5,33'ü veriyor. Dolayısıyla pOH eşittir 5,33. Artık pH'e ulaşmak için tek bir adım kaldı pH artı pOH eşittir 14 olduğunu biliyoruz. O zaman pOH'ı buraya yerleştirirsek pH eşittir 14 eksi 5,33 yani 8,67 olur. İşte bu nokta zayıf bir asidin kuvvetli bir bazla titrasyonunda elde edilen eş değerlik noktası. Bu nedenle tam da bu noktada bazik bir tuz çözeltimiz var çünkü pH bazik aralıkta yer alıyor. 7'den büyük. Evet, artık bu noktayı da titrasyon eğrisinin üzerinde bulabiliriz. Bu şıkta 200 mililitre baz ekledik ve pH 8,67'ye çıktı. Yani ilk çözeltide 200 ml baz eklemiş olduk. Bulduğumuz eşdeğerlik noktası da yaklaşık olarak buralarda olmalı. Yaklaşık olarak 8,67. Yani burada belirli bir örnek için zayıf bir asidin kuvvetli bir bazla titrasyonunun eşdeğerlik noktasını bulmuş olduk. En sonunda d şıkkına gelebildik. Burada da 300 mililitre 0,05 molar sodyum hidroksit çözeltisi eklediğimizde elde edeceğimiz pH değeri soruluyor. Yine ilk yapmamız gereken eklediğimiz sodyum hidroksitin mol sayısını bulmak. Derişim 0,05 molara eşit. Yani hidroksit iyonlarının derişimi 0,05 molar. Bu da tabii ki mol bölü litreye eşit. 300 mililitre 0,3 litre demek. Yani burada 0,3 litre hacmimiz varmış. 0,05 ile 0,3'ü çarparsak mol sayısını elde edebiliriz. 0,05 çarpı 0,3 eşittir 0,015 mol hidroksit iyonu. C şıkkında 0,01 mol hidroksit iyonunun çözeltideki bütün asidi nötralleştirmeye yettiğini görmüştük. Demek ki 0,1 mol hidroksit kullanacağız. Bu asidi tamamen nötralleştirmek için gereken mol sayısı. Bundan sonra elimize daha ne kadar kalmış oluyor? O da sadece 0,005 olacak. Yani bütün asit tüketildikten sonra elimizde 0.005 mol hidroksit kalmış olacak. Sonra da bizden pH'i bulmamız isteniyor. Eğer hidroksit iyonlarının derişimini bulabilirsek, oradan pH'i değil ama pOH'u bulabiliriz. O zaman nöterleşme tepkimesinden sonra kalan hidroksit iyonlarının derişimini bulalım. Derişim mol bölü litreye eşit. Yani 0,005'i hacme böleceğiz. Peki toplam hacim ne? 50 ile başlamıştık. Daha sonra 300 daha ekledik. Demek ki toplamda 350 mililitre oldu. Ya da buna 0,35 litre de diyebiliriz. O zaman hidroksit iyonlarının derişimi kaç oldu? 0,005 bölü 0,35. Hidroksit iyonlarının derişiminin 0,014 molar olarak bulduk. 0,014 molar. Bunu bulduğumuza göre artık pOH'ı hesaplayabiliriz. pOH, hidroksit iyonlarının derişiminin negatif logaritmasına eşit. Yani eksi log 0,014. Bunu sanırım hesap makinesiyle yapabiliriz. Eksi log 0,014. Bu hesaba göre pOH 1,85'e eşit. pOH 1,85'e eşit pH'i bulmak için biraz önce kullandığımız eşitlikten yararlanabiliriz. pH artı pOH 14'e eşit olmalı. pH'i buraya yerleştirelim. O zaman pH eşittir 14 eksi 1,85. Yani 12,15. Artık eş değerlik noktasını geçmiş durumdayız. 300 mililitre baz ekledikten sonra pH artık 12,15'e eşit. Şimdi bu noktayı da titrasyon eğrisinde bulalım eklediğimiz baz miktarı 300 mililitre. Yaklaşık olarak buralardayız. Bu noktadan titrasyon eğrisine yukarı doğru çıkarsak buralarda bir yerde olmamız gerekecek. Yani pH'ın 12'den birazcık daha yüksek olduğu bir nokta. O da yaklaşık olarak 12,15 ediyor. İşte bu titrasyon eğrisinde olması gereken değer.